Sayın seyirciler iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeler ve detaylarla ana haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Yine yoğun bir gündemin ardından şekillenen ana haber bültenimizin ilk sırasında Maraş açılımı olacak. Zira Maraş'ın açılması yönünde Kıbrıs Türk tarafının atmış olduğu tarihi adım ikinci yılında. Bölgede yarın kutlama etkinlikleri olacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Maraş'ın açılımına ilişkin BRT'ye konuştu. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'daydı. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında konuşan Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ve içe dönelim. Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından açıklama olması halinde canlı olarak sizlere aktarmaya çalışacağız, belirtmiş olalım. Öte yandan Birleşik Taksiciler Birliği bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önündeydi. Basına açıklama yapan taksiciler sorunlarının çözülmesine yönelik herhangi bir adım atılmadığını ileri sürdü. Ve Mevlid Kandili bu akşam idrak ediliyor. Kandil programı şu sıralarda BRT'ye giden canlı yayınlanıyor, belirtmiş olalım. Hem bu aktardığım haber başlıkları hem de gündemde yer bulan diğer gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının ikinci yıl dönümü arifesinde BRT'ye değerlendirmelerde bulundu. 1974'ten 46 yıl sonra Maraş açtıklarını ve bu açılımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Maraş'ı hayalet kentten deniziyle, kültürüyle ziyaret edilebilecek bir şehre dönüştürdük dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısına da değinen Tatar, Maraş açılımının da bu politikanın bir destekçisi olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hala daha 60 yıl... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci yıl dönümünde Maraş açılımını BRT'ye değerlendirdi. Maraş'ın açılmasının kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bir özlemi olduğunu hatırlatan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle de Maraş'ı açtıklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkı üzerindeki zulüm niteliğindeki ambargoların kaldırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulunmasının yeni siyasetin güçlendiğini gösterdiğini söyleyen Tatar, artık Kıbrıs'ta federal temelde bir ortaklığın olamayacağını belirtti. Maraş açılımı bu siyasete anlam kazandırmıştır. Çünkü artık eski siyaset, yani federal temelde bir ortaklık ve ortaklığa bağlı olarak eğer bir anlaşma olursa Maraş'ın iade edileceği gibi bir pozisyon artık geride kalmıştır. Onlar bitmiştir. Fırsatlar kaçırılmıştır. O fırsatlar kabul edilseydi eyvallah, o zaman bir şeyler olurdu. Ama o fırsatlar hep kaçırıldı. O fırsatlar hep reddedildi. İşte yeni siyaset, iki devletlik politikası ve aynı zamanda da Maraş açılımıyla tabii ki gündeme gelmiştir. Ve her geçen gün aşama aşama bu siyaset daha da pekiştirilmiştir. Eski Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu'nun buraya büyükelçi olarak atanması haberleri çıktı. Ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Benim başbakan olduğum ilk aylarda Ankara'da geniş bir toplantı yapıldı. Neden Maraş açılımı gerçekleştirilmesi gerekir şeklinde detaylı ve kapsamlı bir takım değerlendirmelerde bulmuştuk. Bilahare Maraş açılmadan önce yine ikinci toplantı kapalı Maraş'ta ordu evinde gerçekleştirilmişti. Yine Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu ve arkadaşları buradaydı. Ve hep birlikte bu toplantıda enine boyuna Maraş açılımını gerçekleştirmiştik. Ve tabii bu toplantıdan sonra bir süre sonra işte 2 yıl önce 8 Ekim 2020'de Maraş açılımını hep birlikte gerçekleştirdik. Maraş'ı pandemiye rağmen bugüne kadar 750 binin üstünde insanın ziyaret ettiği bilgisi veren Tatar, Maraş'ı hayalet kentten deniziyle, kültürüyle ziyaret edilebilecek bir şehre dönüştürdüklerini kaydetti. Tatar, Rumların Maraş'taki malları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etkin bir iç hukuk yolu olan taşınmaz mal komisyonuna başvurması gerektiğinin altını çizerek, şu ana kadar komisyona 500'e yakın Rum'un başvurduğunu belirtti.
Taşınmaz mal komisyonu bütün bunları değerlendirmesi için elbette çok detaylı bir takım araştırmalar yapması lazım. Bir de tabii Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin de iddialar vardır. Hak sahibi olduğuna bağlı olarak bütün bunları da değerlendirmektedir. Ama gelen aşamada Maraş açılımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem turizmine hem ekonomisine büyük katkı yapmıştır ve yapmaya devam ediyor diye değerlendiriyorum. Bu açılımda emeği geçenleri kutluyorum. Bu açılımın gerçekleştirilmesi için bana tam destek veren Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ve inşallah önümüzdeki süreçte geçen gün de söylediğim gibi bazı kamu binalarının ve bazı belediyeye ait binaların açıldığını ve oraya halka hizmetlerin de götürülebileceği, belki bir takım sanatsal faaliyetler için bazı kamu binalarının açılabileceği, farklı farklı bir takım çalışmalar da oraya daha fazla insanın girip çıkması ve Maraş'ın güzelliklerini yaşayabilmesi için öyle ortamların yaratılması en büyük temennim ve dileğimdir. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İHA ve SİHA'ları konuşlandırdık ifadelerini de değerlendirdi. Biz Türk askerinin arada bulunmasını caydırıcı bir güç olarak ve bütün bu konuşulanlar da bizim açımızdan gerçekten karşı tarafın yapacağı yanlışlara karşı adımlar olarak değerlendirilmektedir. Yani biz savaş çırkanlığı, saldırı için adımlar atacağımızı söylemiyoruz. Biz barışın devam etmesinden yanayız. 1974'ten bu yana o zaman merhum Bülent Ecevit, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı da dediği gibi biz Türk askerini adaya barışı götürmesi için gönderiyoruz. Barış hem Türklere hem Rumlara götürülecektir şeklindeki ifadesi tamamıyla doğru bir açıklamaydı. Çünkü o günden bugüne Kıbrıs'ta hiçbir çatışma olmamıştır. Kimsenin burnu kanamamıştır. Şimdi Kıbrıs'ın geçmişine baktığımızda 1974 öncesine gerek... Ve Prag'a uzanalım. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Erdoğan, Kıbrıs'ta çözümün tek anahtarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum lider Anastasiadis'in Prag'daki toplantı sırasında illa bir görüşelim, konuşalım sözlerine de değindi. Erdoğan, konuya ilişkin olarak... Araya birilerini de soktu. Başkan, sen 2 ay sonra zaten görevden ayrılıyorsun. Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz. Ayrıca siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez dedim şeklinde konuştu. Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerle Yunanistan'da yaşanan gerilim konularını değerlendirdi. Erdoğan, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözleri olmadığını, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini verdiklerini belirtti. Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediklerini defaatle dile getirdiklerini de anımsattı. Erdoğan, Kıbrıs sorunu konusunda da açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Kalıcı bir çözüm için Kıbrıs adasındaki gerçeklerin kabulü gerekiyor. Biz bu hakikatler ışığında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz sorusuna da yanıt verdi. Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide de Kıbrıs konusunda konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk üssü hazırlığı var mı sorusuna yanıt veren Erdoğan, bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten aktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan her yönüyle bizim sağlam almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Prag'da gerçekleştirilen toplantı sırasında illa bir görüşelim konuşalım demesine de değinen Erdoğan şunları kaydetti. Araya birilerini de soktu. Dedim ki başkan sen şimdi zaten gidiyorsun. İki ay sonra ayrılıyor. Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz. Ayrıca dedim ki siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez. Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Rum yönetiminin güzensiz göçmen konusuna ilişkin tavrına verdiği yanıtla devam edelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin düzensiz göç konusundaki işbirliği yerine siyasi propaganda yapmayı tercih ettiğini ifade etti sayın seyirciler. Rum basınında yer alan haberleri değerlendiren Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yaptığı işbirliği önerilerine Rum liderliğinin hala resmi bir yanıt vermediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Rum lider Anastasiadis'e siyasi propagandayı bir yana bırakıp işbirliği önerilerini görüşmeye dair olumlu tavır sergilemesi çağrısında da bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yetkililerinin düzensiz göç konusuna Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğine dair Rum basınında yer alan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Küresel bir insanlık trajedisi ve sorunu olmaya devam eden düzensiz göç konusunun adanın her iki tarafını da etkilemeye devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak 8 Temmuz'da bu küresel sorunla işbirliği yaparak mücadele etme doğrultusunda Rum lider Nikos Anastasiadis'e kapsamlı bir öneri yaptığını hatırlattı. Önerisinin iki tarafın ilgili ve yetkili kurumlarından gelecek görevlilerin katılımıyla oluşturulacak ortak komite sayesinde konunun hem insancıl hem de diğer açılardan değerlendirilerek ele alınmasını ve işbirliği yapılmasını öngördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, 1 Temmuz'da yaptığı işbirliği önerilerinde olduğu gibi düzensiz göç konusunun da yer aldığı önerilerine Rum liderliğince hali hazırda resmi bir yanıt verilmediğini kaydetti. Rum yetkililerce konunun siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılmasının kabul edilir olmadığını belirten Tatar, konuyla ilgili Rum basınında yer alan haberlerin ve Rum siyasilerin girişiminin gerçeklikten uzak ve iyi niyetle bağdaşmayan çabalar olduğunu vurguladı. Bahse konu önerilerinin Rum liderliğine iletildiğini, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmede kazan kazan ilkesiyle hazırlanmış bu önerilerin ileriye götürülmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in de üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı açıklamasına Kıbrıs Türk tarafının düzensiz göç de dahil olmak üzere tüm işbirliği önerilerimizi görüşmeye hazır olduğunu vurgulamıştım. Rum liderliğinin işbirliği yapma yerine propagandayı tercih etmesi manidardır diye devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis'e siyasi propagandayı bir yana bırakıp hem Kıbrıs Adası'na hem iki tarafa hem de bölgeye yarar sağlayacak işbirliği önerilerini görüşmeye dair olumlu tavır sergilemesi çağrısında bulundu. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel Başkanı'nda saat 16.20'de toplandı. Toplantı halen devam ediyor. Toplantının tamamlanması ve herhangi bir açıklama olması halinde canlı olarak ekranlarınıza getireceğimizi bir kez daha belirtmiş olalım. Ve salgın hastalıkları sempozyumu diyelim. Zira salgın hastalıkları sempozyumu Yakında Üniversitesi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sempozyumda salgınlarda uzmanların değerlendirme ve görüşlerinin önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada her türlü salgının yaşanabileceğini, COVID-19 süreciyle birlikte bundan sonraki süreçte nelerin olacağının tecrübesinin kazanıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mikrobiyoloji Platformu'nun düzenlediği
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konunun uzmanlarını bir araya getiren Salgın Hastalıklar Sempozyumu'na katıldı. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Yakın Doğu Üniversitesi'nde yapılan kongrede emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakın geçmişte bir salgınla karşı karşıya kalındığını ve zorlu bir mücadele süreci geçirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomiyi ve öğrenci akışını durma noktasına kadar getiren salgında uzmanların da desteğiyle sıkıntılı sürecin geride kaldığını dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin salgını en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne ve dünyanın çeşitli kurum ve kuruluşlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını bu şekilde iyi bir şekilde duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dolayısıyla emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Bunun başında tabii doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ve elbette bütün bu kurallara uyan, hassasiyet ve duyarlılık gösteren halkımıza. Dolayısıyla evet, sizler uzmanlar olarak bir takım önerileriniz, bir takım elbette değerlendirmeniz bizler için çok önemli. Siyaseti yönlendirirken bütün bunlara dikkat etmek ve ona göre tedbir almak, gerektiğinde yasal düzenlemeler yapmak, bunlar önemli. Fakat tabii ki öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yarın sabah ne olacağı belli değil. Her türlüsüyle karşı karşıya kalabiliriz. Bundan sonraki süreçlerde neler olabilir? Nelerle karşı karşıya gelebiliriz? İşte bütün bu tecrübeler fevkalade bana göre önemli bir altyapı teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanı Tatar, salgına her zaman hazırlıklı olmak için tedbir alınması, yasal düzenlemelerin yapılması, bir takım kurum ve kuruluşların salgına karşı hazır olması gerekir. Bunun yanında bilim dünyasının önerilerini de dikkatli bir şekilde inceleyip uygulamak lazım, dedi. Her zaman ve her konuda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliği içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların iki ülke için faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti. Sıtma salgını yaşandığını hep okuruz. Ve sempozyumdan kongreye uzanalım. Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 66. Milli Pediatri Kongresi Girne'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongrenin dün yapılan açılışında Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemine de çağ atlattığını belirtti. Geleceğe umutla bakıyoruz, dedi. Kongrenin açılışına katılan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Sağlık Bakanı İzlem Gürç Altuğray ise tüm birimleriyle Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bölümünün çok yakın bir tarihte acil durum hastanesine taşınacağını ve çocuk acil servisinin hizmete gireceğini belirtti. Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 66. Milli Pediatri Kongresi Girne'de yapılıyor. 9 Ekim'e kadar sürecek kongreye 1450 doktor ve sağlık çalışanı katılıyor. Kongrenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da katılarak konuşma yaptı. Türkiye Ulusal Pediatri Kurumu Başkanı, Kongre Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Enver Hasanoğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada yeni doğan taramalarının çocuk sağlığında ilerleme için önemine işaret etti. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaklaşık 3 yıldır COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleler sonrasında ülkede yüz yüze bilimsel kongre düzenlenmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi. Pandemiye aldıkları tedbirlerle ve anavatanın kuvvetli desteğiyle başarıyla yönettiklerini belirten Altuğra, dünyada aşı sorunu yaşanırken Türkiye'nin tıbbi malzemeyle ilaç desteği sağladığını ve kısa sürede acil durum hastanesini ülkenin kullanımına sunduğunu ifade etti. Bakan Altuğra, yılda 3000 canlı doğumun gerçekleştiği ülkede yeni hastane ve tüm sağlık hizmeti birimleriyle yakaladıkları yüksek aşılama oranlarını, koruyucu hekimlik çalışmalarını, bilimin ışığında bulundukları noktadan daha iyiye taşımak en öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı. COVID-19 ile yaşamaya çalıştığımız bu günlerde acil durum hastanesi farklı ve değerli bir anlam kazanmıştır. Çocuk acil servisini acil durum hastanemizde açmayı planlıyoruz. Böylece yeni doğan çocuk yoğun bakım hizmetleri daha çağdaş ve modern şartlarda sunulacak,
çocuk genel ve yan dal polikliniklerimiz birbirleriyle koordineli çalışacak. Kongre için günübirlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek mesajı verdi. Aynı coğrafyalardaki kardeşlerimize diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da mümkün olan her desteği sağlamakta kararlıyız. Bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz bizim göz bebeğimizdir. Üçüncü acil durum hastanesinin burada yapılması bu bakışın sonucudur. Ülkemiz tarafından yapılması planlanan 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi'nin ihalesi elde olmayan nedenlerle biraz gecikmiş olsa da süreç kısa sürede tamamlanarak inşaatın yapımına başlanacaktır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böylesi kongre ve toplantılara ev sahipliği yapmasının önemini işaret etti. Sağlık ve tıp gelişirken bizlerin de burada kendi sağlık sistemimizi geliştirmek, kendi insanlarımıza, çocuklarımıza umutlu bir gelecek bulmak için hep birlikte çalışmak en büyük temennimiz ve dileğimiz. Ve tabii ki artık iletişim çağında Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü sağlık sistemiyle her türlü işbirliği ve insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın bütün bu gelişmeleri sizlerle paylaşabilmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemini de gerçekten çağ atlatmış ve ona göre geleceğe umutla bakabiliyoruz. Tatar, uluslararası camiaya da seslenerek insanlığın geleceği ve bebeklerinin, çocuklarının sağlığı için karbondioksit salınımı, çevre kirliliği sorunlarının tehlikelerine karşı bilim insanlarından istifade ederek geleceği şekillendirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı. Tamamlanması beklenen Engelsiz Yaşam Evi projesi ile ilgili yapılan açıklamaya bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoğlu, Engelsiz Yaşam Evi yasa tasarısının bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan geçirilerek meclise gönderileceğini açıkladı. Taçoğlu, Engelsiz Yaşam Evi'nin özel yönetim şekli ve bütçesi olacağını da kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoğlu, BRT'de katıldığı maaş artı programında Engelsiz Yaşam Evi projesinde gelinen aşamayı anlattı. Bakan Taçoğlu, Engelsiz Yaşam Evi'nin yasa tasarısının hazır olduğunu ve ilk bakanlar kurulundan geçirilerek meclise getirileceğini açıkladı. Meclise intikal ettirilecektir. Engelsiz Yaşam Evi'nin oluşması için ve gelirlerinin bir umut olarak geleceğe taşınması için yaşam evi gibi, huzur evi gibi, bakım evi gibi yerlerde bir özel bütçe olayı gündeme getirdik. Ayrı bir yönetim şekli gündeme getirdik. Devlete yarı bağlı ancak kendi içinde özel, mali konularda devletle birlikte işte hareket eden, hükümetle birlikte hareket eden ancak yönetiminde tamamen özel yapılar oluşturmaya çalıştık. Gelir kaynağı oluşturmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Taçoğlu, ülkede çalışan her sigortalı kişi her ay sigortasını yatırırken engelsiz yaşam evi, huzur evi ve bakım evi bütçeleri için 10 lira yatıracak dedi. Bu fonun içerisinden yaşam evi, huzur evi veyahut da bakım evi kendi bütçelerini yaparken en fazla bütçe oluşturdukları bütçenin %50'sine kadar bir fondan para alabilecekler, destek alabilecekler. Ve fon, oluşan fon, tabii başka kaynakları daha var fonun. İşte konserlerdir falandır, onlar bunların gelecek olan bazı gelirler var. Gelir getireceği organizasyonlar. Buradan gelecek olan gelir birikeceği yerde, atıyorum ben bir bütçe yaptım, 1 milyon TL'lik yaşam evine. 500 bini ben kendim bulmak mecburiyetindeyim en azından. Diğer 500 bin de bu fondan alabilir. Sosyal Sigortalar Dairesi'nin maddi durumuna ilişkin bilgi de veren Bakan Taçoğlu, sözlerine kurumun 112 çalışanına teşekkür ederek başladı. Hasan Taçoğlu, önceki ay 476 milyonluk tahsilat yapıldığını,
455 milyonluk ödeme yapıldığını belirterek, kalan 20 milyonla kurumun kendi bünyesinde bir oluşuma gittiğini söyledi. Bu durumun Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanlarının özel gayretiyle ortaya çıktığına işaret eden Bakan Taçoy, bu takdire şayandır. Bundan bir yıl önce yapılan sigortalar battı tartışmaları tamamen gündemden kalkmış oldu diye konuştu. Anıt ve park açılışına uzanalım. İskele Belediyesi tarafından merhum lider Dr. Fazıl Küçük anısına yaptırılan Dr. Fazıl Küçük anıtı ve yenilenerek adı İskele Boğaz Parkı'ndan Dr. Fazıl Küçük Parkı olarak değiştirilen park düzenlenen törenle açıldı. Yenilenerek adı İskele Boğaz Parkı'ndan Dr. Fazıl Küçük Parkı olarak değiştirilen park ve içine yaptırılan Dr. Fazıl Küçük anıtı düzenlenen törenle açıldı. Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinden Merdan Kömürcü'nün Doktor Fazıl Küçük'ün özgeçmişini okumasının ardından konuşan Doktor Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, açılışı gerçekleştirilen anıt ve parkın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin bir sembolü olduğunu söyledi. Vakfımızın amacı bu büstleri her okula, her köye ve her şehre dikmektir. Bu bir semboldür, bu bir mesajdır. Törende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Doktor Fazıl Küçük'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının ardından "Bu günleri de gördüm ya, artık rahatlıkla ölebilirim" sözlerini anımsatarak merhum liderin adının İskele Boğaz Parkı'nda yaşatılmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Bu özel açılış vesilesiyle belirtmek isterim ki Kıbrıs Türk halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan Doktor Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmez bizdir. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Doktor Fazıl Küçük'ün kendisini toplum için feda ederek mücadele veren bir lider olduğunu belirtti. Yolların olmadığı, paranın olmadığı, silahın olmadığı, İnsani duyguların Kıbrıs Türk'ünü yok etmek pahasına kullanan Rumların veya da İngilizlerin baskısı altında ortaya çıkıp Kıbrıs Türk'ünü özgürlüğe ulaştıran Doktor Fazıl Küçük'ü burada saygıyla sadece anmak değil, onun fikirlerini, onun yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktararak tekrar eski günlerin gelmemesi için yeni nesilleri yetiştirmemiz gerekiyor. Burada dikilen anıt özgürlüğümüzün anıtıdır. Burada dikilen anıt mücadelemizin anıtıdır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de merhum liderin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Töre, Doktor Fazıl Küçük'ün Kıbrıs meselesi Türkiye'siz olmaz dediğini anımsatarak ülkede Türkiye'nin varlığından rahatsız olanları eleştirdi. Rumlar Enosis planından vazgeçmediler. Kıbrıs'ı Helenleştirme anlayışından vazgeçmediler. Onun için bizler de artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmiyoruz. Doktor Küçük'ün açtığı çığırı yaşatmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının da tarihine sahip çıkmasıdır. Liderlerine sahip çıkmasıdır. Liderlik ileri atılıp geri dönmemektir. Liderlerimizin açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Şiirlerin de okunduğu tören anıtın açılışıyla tamamlandı. Haber bültenimiz dış gelişmelerle, dünyada yaşanan öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Öncelikle Ruslara kripto yasağına bakacağız. Zira Avrupa Birliği 8. yaptırım turunun bir parçası olarak Ruslara kripto hizmetleri sağlamaya kapsamlı bir yasak getirdi sayın seyirciler. Yeni önlem Nisan ayından bu yana yürürlükte olan kısıtlamaları artırıyor. Avrupa Birliği Rusları kripto pazarından yasakladı.
Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasında cüzdan miktarına bakılmaksızın tüm kripto varlık cüzdanları, hesapları veya saklama hizmetleri yasaklanarak kripto varlıklar üzerindeki mevcut yasaklar sıkılaştırıldı denildi. Visa veya Mastercard bu yılın başlarında Rusya pazarından ayrıldıktan ve bazı bankaların SWIFT'le bağlantısının kesilmesinden sonra kripto para birimleri, özellikle de stabil coin USDT, Rusların yurt dışına para taşımanın en popüler yollarından biri haline geldi. Forbes Russia dün Merkezi Avrupa Birliği'nde bulunan kripto servis operatörlerinin müşteriler blokta ikamet etmedikçe Ruslarla işlemleri durdurmak zorunda kalabileceğini yazdı. Resesyon kaygısı diyelim. Uluslararası Para Fonu Başkanı küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşürüleceğini belirterek resesyon risklerinin arttığını, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az iki çeyrek ard arda daralma yaşayacağının tahmin edildiğini ifade etti. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları öncesi Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada küresel ekonomik görünüm ve politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomide temel bir değişim yaşandığına dikkati çeken Georgieva, uluslararası ekonomik işbirliğinin, düşük faiz oranlarının, düşük enflasyonun ve göreceli olarak öngörülebilirliğin olduğu bir dünyadan, daha fazla belirsizliğin, daha yüksek ekonomik oynaklığın, jeopolitik çatışmaların ve daha sık ve yıkıcı iklim felaketlerinin olduğu daha kırılgan bir dünyaya geçildiğini söyledi. Georgieva, yüksek enerji ve gıda fiyatları, daha sıkı finansal koşullar ve devam eden arz sıkıntılarının büyümeyi frenlediğini belirterek dünyanın en büyük ekonomilerinin yavaşladığını kaydetti. Euro bölgesinin Rusya'dan gelen gaz arzının azalmasından ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Georgieva, Çin'in salgınla ilgili aksamalardan ve emlak piyasasında derinleşen bir gerilemeden muzdarip olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise enflasyonun harcanabilir geliri ve tüketici talebini azaltmasıyla ve yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerinde engel oluşturmasıyla büyüme ivmesinin yavaşladığını aktardı. IMF Başkanı Georgieva, resesyon riskleri artıyor. Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu veya gelecek yıl en az iki çeyrek ard arda daralma yaşayacağını tahmin ediyoruz diye konuştu. Diğer yandan Goldman'dan sterlinde yeni düşüş tahmini geldi. Goldman Sachs stratejistleri İngiltere varlıklarında yaşanan dalgalanmanın arkasında yatan sorunun hala çözülmediğini ve orta vadede sterlinde satış baskısının sürmesini ve tahvillerde daha fazla kayba yol açmasının beklediğini belirtti. Goldman Sachs'a göre İngiltere varlıklarındaki dalgalanmanın arkasında yatan sorun hala çözülmemiş durumda ve tahvilleri yeniden düşürme riski taşıyor. Banka, İngiltere Merkez Bankası'nın tahvillere müdahalesinin yatırımcıların stresini azalttığını, ancak ülkenin mali pozisyonu ve enflasyon görünümüne dair endişelere cevap vermediğini vurguladı. Goldman Sachs, sterlinde yeni bir satış baskısı oluşmasını beklediğini ve bunun orta vadede tahvillerde daha fazla kayba yol açacağını öngörüyor. Banka stratejistleri, piyasa İngiltere'nin para ve mali politikalarının enflasyonu orta vadede kontrol altına alma yetkinliğine sahip olduğuna hala ikna olmuş değil. Gerçekten de İngiltere hükümeti hala resmi olarak mali bir çapa belirlemiş değil. İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarında yetersiz kaldı ve ilerleyen dönemde faizleri yeterli seviyenin üstüne çıkarmasını beklemiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Hükümetin geçen hafta açıkladığı vergi indirimi planının yol açtığı düşüşün dünya genelinde yankı bulması sonrası, İngiltere varlıklarındaki dalgalanmalar yakından izleniyor. Yeni bir dalgalanma dönemi riski, parasal sıkılaşmanın etkileri konusunda temkinli davranan finansal piyasalardaki kırılgan sakinliğini tehdit edebileceği değerlendiriliyor. Dış gelişmeler böyleydi. Şimdi yeniden içe dönüyor. Taksicilerin sorunlarına göz atıyoruz.
Birleşik Taksiciler Birliği sektörün sorunları için adım atılmadığı takdirde 18 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meclisi önünden başlayıp Erdoğan Havalimanı önünde araçları kilitleyerek süresiz eylemeye gidecekleri uyarısında bulundu. Buraya geldiğinizden dolayı. Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, taleplerini aktardı. Birlik Başkanı Murat Karalar, sektörde yaşanan sorunların çözümü için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüştüklerini ve taleplerinde haklı olduklarını söylediğini anımsatarak, görüşmelerinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sorunların çözümü için adım atılmadığını savundu. Özel araçların korsan taşımacılığı artması, kendi ülkelerinde bile yapamayacakları taşımacılığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, kendi ülkemizde el indi kolluğu sallayarak taşımacılık yapan Afrikalı, Nijeryalı, Rus, sadece bizim talebimiz hakkımızı başkalarına peşkeş çekilmesine karşı yasal mevzuatların ve denetlenebilir bir mekanizmanın oluşmasıdır. Karalar Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'yla Ekonomi Bakanlığı'ndan da talepleri olduğunu ancak çözüm yönünde adım atılmadığını belirtti. Çatalköy Taksiciler Birliği Başkanı Muhammed Ercan da yasal mevzuatlarda değişiklik yapılması, denetlenebilir çağdaş yasalarla kaçak taşımacılık yapanlara karşı önlem alınması için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek ilgili bakanlıktan bunları hayata geçirmesini beklediklerini söyledi. Hiçbir adım atılmadığı takdirde 18 Ekim 2022 Salı günü sabah 10.00'da taksi sektörü olarak Cumhuriyet Meclisi önünde başlayarak 2017'de kaldığımız yerden Ercan Havalimanı önünde araçlarımızı kilitleyip süresiz eylemlerimizin devam edeceğini ilgili bakanlık, hükümet ve tüm kamuoyuna bildiririz. Havalimanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Polat da 2012 yılında Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesinden bu yana Ercan taksi durağının yerinin belli olmadığını belirtti. Bu sorun çözülene kadar da orada hiçbir arkadaşımız da kaçmayacak ve orada nöbet bekleyeceğiz. Diğer yandan belediyelerde eyleme hazırlanıyor sayın seyirciler. Belediye Emekçileri Sendikası ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu belediyelere katkı paylarının yatırılmaması nedeniyle halen maaşını alamayan belediye emekçileri bulunduğunu gerekçe gösterdi ve pazartesi günü meclis ve başbakanlık önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Aldığı bu karar... Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelere katkı paylarının yatırılmaması nedeniyle halen maaşlarını alamayan belediye emekçileri bulunduğunu belirterek, pazartesi günü meclis ve başbakanlık önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Yalınkaya, hükümet tarafından belediyelere ödenecek katkı paylarının en geç geçtiğimiz salı gününe kadar yatırılacağı sözü verildiğini, ancak katkı paylarının yatırılmaması nedeniyle belediye emekçilerinin maaşlarını alamadıklarını belirtti. Mustafa Yalınkaya, pazartesi günü meclis ve başbakanlık önünde gideceklerini ve bu kez anlayışlı davranmayacaklarını kaydetti. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamadaysa, belediyelerin yerel gelirlerden yasal olarak hak ettiği parayı alamamasından dolayı bazı belediyelerin maaş ödeyemez duruma geldiği belirtildi. Açıklamada maaş ödeyemez durumda olan örgütlü belediyeler olarak pazartesi eylemde olacaklarını duyurdu. Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait çöplük alanda bugün yangın çıktı. Teknecik bölgesinde bulunan Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait çöplük alanda saat 11.15'te yangın çıktı. Polis basın subaylığının verdiği bilgiye göre yangına polis, itfaiye, orman dairesi ekipleriyle Çatalköy Belediyesi ve elektrik kurumuna ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangının çevre emniyetinin itfaiye ekipleri tarafından alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sayın seyirciler, yarın Dünya Gardiyanlar Günü. İnsanların hayatlarına dokunan gardiyanlar için Beret'in hazırladığı Gönüllü Tutsaklar belgeseli yarın akşam ekranlara gelecek. Kadın gardiyanların öyküsünün anlatıldığı belgeseli yarın akşam saat 20.30'da Beret HD'den izleyebilirsiniz. Burası kimsenin yakınından bile geçmek istemediği, birçoğumuzun yerini bile bilmediği, bilmek istemediği bir yer. Bu yerde en değerli şey özgürlük.
Yeri geliyor hemşirelik yapıyoruz. Acaba beni bu cezaevinde ne bekler diye düşünmedim değil. Lakin burada çalışmak çok zordur. Sırasında sevinç, hüzün, mutluluk, sinir, stres, her türlü şeyi yaşıyoruz. Ve Mevlid Kandili. Mevlid Kandili bu gece idrak ediliyor. Mevlid Kandili nedeniyle Hala Sultan Camisi'nde Profesör Doktor Ahmet Ünsal'ın katılımıyla program düzenlendi sayın seyirciler. Saat 18.30'da başlayan Mevlid Kandili programı Berete giden canlı yayınlanıyor. Mübarek olmasını diliyoruz. Bu haberle biz ayrılan süreyi noktalıyor. Gelişmelerle Berete Haber Merkezi olarak gün içerisinde ve diğer günlerde de sizlere aktarmaya canlı yayınlarla haberleri devam edeceğiz. Efendim, onun için Berete ekranlarından bir yere ayrılmayın diyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın. Aksa Süper ve 1. Lig'de 3. hafta heyecanı şu sıralarda Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan Yeni Cami Çetinkaya mücadelesiyle başladı. Süper ve 1. Lig'de yarının programı ise şöyle. Süper Lig, Miracle Değirmenlik Gönyeli, Merid Alsancak Yeşilova Küçük Kaymaklı, Hamitköy Lefke, 1. Lig, Mor Menekşe Bafülkü Yurdu, Mustafa Hacı Ali Yılmaz Köy Lapta, Yeni Erenköy Yeni Boğaziçi, Girne Halk Evi Düzkaya. Bu arada Süper Lig'de pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da oynanacak Göçmenköy Cihangir karşılaşması Berete 1'den, pazartesi akşamı saat 19.00'da Doktor Fazıl Küçük Stadı'nda haftanın kapanışında karşı karşıya gelecek olan Mausa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadele ise Berete 2'den canlı yayınlanacak. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu haftada devam edecek. U19 Erkekler ve Kadınlar Takımlar Şampiyonası yarın federasyon salonunda gerçekleştirilecek. Müsabakalar sabah saat 10'da başlayacak. Turnuvanın erkekler kategorisinde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği, Akdeniz Spor Birliği, Aruket Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Dumlupınar takımları, kadınlar kategorisinde ise Aruket Anka Spor Derneği, Dumlupınar ve Girne Amerikan Üniversitesi mücadele edecek. Erkekler Bocce Ligi 11. hafta karşılaşmaları dün akşam tamamlandı. Gecenin en önemli maçında playoff yarışı veren Gühat'la Özev karşılaştı. Kazananın playoff yarışında iddialı bir konuma geleceği maça iyi başlayan Gühat, Mustafa Oymacı'nın kusursuz oyunuyla üçlü karşılaşmayı 9-0 kazandı. Güzel oyununu tekli müsabakada Fatih'e karşı sürdüren Oymacı, seti 9-8 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son seti de kazanan Gühat karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi. Normal sezonu 2. sırada tamamlama hedefinde olan Deniz Plaza ise zaman zaman zorlandığı karşılaşmada Girne Üniversitesi'ni 3-0, Taşkinköy'de Küçük Kaymaklı'yı 3-0 mağlup etti. Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Beşli Darts Ligi 5. hafta maçlarıyla tamamlandı. A grubunda Fenerbahçeliler Derneği averajla liderliğini korudu. B grubunda dün oynanan maçlar sonrasında Messerya Lions grubu lider olarak tamamladı. Sıralamada Ballı Market 2., Legends 3. ve Gommalar 2'de 4. sırada yer aldı. Çeyrek finaller A grup maçları tamamlanmasının ardından 24 Ekim'de Fenerbahçeliler Derneği'nde oynanacak. Fitness dalında dünya çapında başarılara imza atan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Mustafa Erdur'a dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde daha yer alacak. Olimpiya Amatör Romanya'da men fizik kategorisinde 5. olan Mustafa Erdur'a 9 Ekim'de Olimpiya Amatör İtalya'da yeniden mücadele edecek. Erdur'a bu yarışın ardından 16 Ekim tarihinde Macaristan'daki Fit Prade Pro Kart almak için podyuma çıkacak.
Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, BRT 1'de Perşembe akşamları yayınlanan Pota'nın Nabzı programına katıldı. Mali Genel Kurul sonrasında izleyecekleri yeni yol haritası ile ilgili açıklamalar yapan Mevlit, Basketbol Federasyonu'na çağdaş bir tüzük kazandırma hedefinde olduklarını ve bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Yeni dönemde sponsorluk konusunda ciddi adımlar atılacağı haberini de veren Basketbol Federasyonu Başkanı, kulüplerle daha iyi bir diyalog kurmak için de çaba harcayacaklarını belirtti. Ekim ayı sonunda Lefkoşa'da 3-3 basketbol organizasyonu gerçekleştireceklerini de açıklayan Orhun Mevlit, Kadınlar Ligi için oyuncu havuzunun oluştuğunu ve bundan da son derece mutlu olduklarını ifade etti. Basketbol U17 Kadınlar Ligi final serisi ikinci maçı şu sıralarda Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanıyor. Levent Spor, Alsancak karşısında 1-0 avantajlı durumda olduğu mücadeleyi kazanması durumunda şampiyon olacak. Alsancak galip gelirse şampiyonu belirleyecek üçüncü maç yarın Levent Koleji Spor Salonu'nda oynanacak. Handball Kadınlar U16 Ligi'nde iki karşılaşma oynandı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'ndaki maçlarda Şahlan'la Digem 23-23 berabere kalırken Ukü Ozanköy maçının kazananı 18-2'lik sonuçla Ukü oldu. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen eğitim seminerlerinin bir diğeri dün yapıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda spor yazarlığının toplum üzerindeki sosyolojik etkisi konulu seminer, siyaset bilimi uzmanı sosyolog Hakan Gündüz tarafından verildi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. B grubunda Güney Kıbrıs temsilcisi AYK Larnaka'yı ağırlayan Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkardı. H grubunda yer alan diğer Türk temsilci Trabzonspor ise deplasmanda Monaco takımına 3-1 yenildi. İlk maçında Ferencvaros takımına 3-2 kaybeden, ikinci maçında da sahasında Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup eden Bordo Mavililer, Monaco karşılaşmasında ikinci yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. E grubundaki Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia ise Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Avrupa Konferans Ligi'nde 7 grupta 8 maç oynandı. Türk temsilcilerden Medipol Başakşehir A grubunda konuk olduğu Riga ile 0-0 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor G grubunda ağırladığı Balkaniye 4-3 yenildi. E grubunda mücadele eden Güney Kıbrıs ekibi Apollonsa AZ Alkmaar'a 3-2 kaybetti. Turkish Airlines EuroLeague 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekip Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti. Ligin diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise bu akşam Kızıl Yıldız ekibini ağırlayacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F grubundaki 3. maçında şu sıralarda son anlara oynanan mücadelede Amerika ile karşı karşıya geliyor. F grubundaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti. Türkiye Kadın Milli Takım grup mücadelesini Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Haftanın son iş gününe geldik ve cumartesi pazarın hava raporunu bekliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Bekliyorsunuz. Alçak basın sistemiyle oldukça nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak Kıbrıs arası. İlk kez mevsim normalleri civarında diyorum efendim. Ama Ekim ayı mevsim normalleri civarında bir sıcaklık seyri olacak bugün ve yarın diyelim. Ve cumartesi havamız nasıl geçecek? Hafif bir yağmur geçişini cumartesi ve pazar günü göreceğiz efendim. Ve gecemizi söyleyecek olursak açık az bulutlu geçecek.
en düşük hava sıcaklıkları. Güzel yurttan başlayalım. Güzel yurtta bu akşam en düşük hava sıcaklığı 12 derece. Lefke'de 18, Girne'de 19, Lefkoşa'da 15, Alev Kayası'nda ve İskele'de 16, Gazi Mausa'da 17, Yenerenköy ve Dipkarpaz'da 19, Limasol'da 20, Larnaka'da 21, Baf'ta 17 ve Trodos'ta 7 derece. Evet, cumartesi ve pazar günleri demiştik ki yağış geçişlerini göreceğiz. Ve en yüksek hava sıcaklıkları cumartesi ve pazar günleri mevsim normallerinin civarında olacak. Neymiş bu mevsim normali? Evet, 30 yıllık ortalamaların sonucunda bulunan bir değer. Ve bu değer Kıbrıs'ta iç kesimlere 28 derece civarında bir sıcaklık değeri. Uzun yıllar ortalaması. Ve Lefkoşa'da. Cumartesi ve pazar günleri 28 derece. Lefke'de 24, Güzelyurt'ta 25, Girne'de 24, Alev Kayası'nda 22, Larnaka ve Gazi Mausa ve İskele'de 26, Yenerenköy'de, Dipkarpaz'da ve Mehmetçik'te 25, Zaferburnu'nda 24, Limasol'da 25, Baf'ta 24 ve Trodos'ta 16 derece olacak efendim. Evet, cumartesi pazar parçalı bulutlu ve yağış geçişini görmek mümkün. Ve denizlerimizin bir haline bakalım. Evet, denizlerimiz bugün kuzey sahilde, kuzey ve batıdan, batıda, güneyde ve doğuda ise sahillerimizde güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek mutedil dalgalı, yani orta dalgalı bir deniz, 1-2 metrelik de dalga yüksekliği. Evet, denizlerimizdeki su sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece aralığında oynuyor efendim. Yavaş yavaş tetricen denizlerimiz de soğuyor diyelim ve unutmayalım, yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonumuz orta. Yine orta olmasına rağmen ne yapıyorduk? Kesinlikle ateş yakmıyorduk efendim. Hafta sonuna kadar oldukça nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Yer yer sağanak yağmur geçişleri görmek mümkün efendim. Hava sıcaklıkları da cumartesi pazar mevsim normallerinde seyredecek. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın efendim. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki gösterdi. Hürriyet gazetesine röportaj veren Cumhurbaşkanı Tatar, Amerika'nın adımlarının hukuksuz ve gerginlik yaratıcı olduğuna vurgu yaptı. Tatar, bu Türkiye'ye meydan okumadır. Kimse ana vatanı hafife almasın uyarısında bulundu. Maraş konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ta bir sonraki aşamanın bazı kamu binalarının hizmete açılması olabileceğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın
Rum yönetimini Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi. Bakanlık açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine de destek belirtildi. Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılı törensel toplantıyla başladı. Toplantıda parti başkan ve temsilcileri birer konuşma yaparak yeni yasama yılına yönelik beklenti ve ülkedeki mevcut sorunlara dikkat çekti. Yapılan konuşmalarda ülke ekonomisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı ve Güney Kıbrıs'ın son dönemlerde gittikçe artan silahlanma faaliyetlerine de vurgu yapıldı. Konuşmaların ardındansa yeni yasama yılı nedeniyle meclis bahçesinde resepsiyon verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı. Türkiye Barolar Birliği'nin önceki başkanı olan Metin Feyzioğlu'na görevi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından tebliğ edildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevini halen Ali Murat Başçeri yürütüyor. Başbakan Ünal Üstel, üretimin ve üreten kesimlerin desteklenmeye devam edileceğini belirterek, üreten kesimler başımızın tacıdır dedi. Üstel yaptığı açıklamada, hükümet olarak ülkede üretimin artırılması ve üreten kesimlerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri olduğunun altını çizdi. Tarımsal üretimde çeşitliliğin ve verimliliğin artırılması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Üstel, üreticilere torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldıklarını açıkladı. Üstel ayrıca doğrudan gelir desteği ödemesinin de 13 Ekim'de yapılacağını kaydetti. Yüksek İdare Mahkemesi, Gazim Olsa, İskele ve Yeni Boğaziçi bölgesi geçiş süreci 2 emirnamesiyle ilgili görüşmeyi 17 Ekim'e erteledi. Gazim Olsa, İskele ve Yeni Boğaziçi bölgesi geçiş süreci 2 emirnamesinin geri çekilerek yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili mahkeme emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine ilişkin davanın görüşülmesi 17 Ekim'e ertelendi. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin birleştirilmesini öngören yasaya karşı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dosyaladığı davayı karar için süresiz erteledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediye sayısının 28'den 18'e düşürülmesini içeren belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasayla ilgili davaya bağlı yürütmeyi durdurma talebi Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik başkanlığında toplanan Anayasa Mahkemesi, karar için davayı süresiz erteledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ihtiyaç sandığı dairesinde işverenlere kolaylık sağlayacak yeni otomasyon sistemi 10 Ekim'den itibaren hizmete giriyor. Yeni sistemin tanıtımı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Geliştirilen iki yeni otomasyon sistemiyle borç durum belgesi ve çalışma izni işlemleri için uygunluk belgesi işlemleri online olarak yapılabilecek. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda üye ülke büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi. Pakette Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyor. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın. Fatoş Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zehra Özfayık with The Young Sound.